Marcus Vitruvius Pollio. Nasıl yaşadığına dair çok şey bilinmese de Roma mimarisinin babası eşine az rastlanır türden bir mühendis ve mimar olduğunu biliyoruz. Peki onun serüveni nasıl mı başladı? Henüz gençken Jules sezarın döneminde onun için çalışır. Askeri mühendis olarak savaşa gider. Mancılıklar, hendekler tasarlar ve onlar için hesaplamalar yapardı. Sezar'ın emrinde çalışırken Sezar öldürülünce oğlu Octavius ile çalışmaya devam etti. Ancak her insan gibi onun da emeklilik vakti geldi ve bu sakin emeklilik sürecinde onu bir klasik yapacak ve YouTube videolarına bile konu edecek bir kitap üzerine çalışıyordu. Ne mi? De Architectura Libri Assembly yani mimarlık üzerine 10 kitap. Tabii ki bu kitabı yazıp kendine saklamadı. Onu Octavius'a sundu ve sunarken de şöyle dedi sana kesin kurallar geliştirdim. Onlara bakarak gerek var olan yapıların gerekse yeni yapılacak olanların kalitesi hakkında kişisel bilgiye sahip olabileceksin. Çünkü ekteki kitapta mimarlık sanatının tüm ilkelerini açıkladım. Gerçekten de öyle olmuştu. Bu kitap hem Octavius için hem de mimar adayları için bir rehber niteliğinde ve bu ilkeleri kitap olarak adlandırdığı 10 bölüme sığdırdı. Bu bölümler mimar ve mimarlık, inşaat malzemeleri, iyondor ve korintos yapı düzenleri, tapınak türleri ve düzenleri, kamu binaları, iklim ve konut biçiminin belirlenmesi, sıva ve sıva işçiliği, süsleme, su kaynakları, astronomi, güneş ve su saatleri, makineler ve savaş araçları. 10 tane bölüm olmasına rağmen biz bu videoda en önemlisi olan mimar ve mimarlığı konuşacağız. Çünkü bu bölümde Vitruvius ona göre bir mimar adayında hangi özelliklerin bulunması gerektiğine ve mimarlığı hangi temeller üzerine kurmak gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Hadi birlikte düşünelim biraz. Sizce bir mimar adayı nasıl olmalıdır? Cevabı Vitruvius gözünden verirsek, bir mimar adayı her şeyden önce öğrenmeye açık olmalıydı. Hem de hemen hemen her şeye. Sadece matematik ve teknik çizim yeteneği yeterli değildi. Bunun yanında bir mimar kendini iyi anlatabilmeliydi. Tarih bilmeliydi ki tasarımda kullandığı mitolojik öğelerde ya da heykellerde hata yapmasın, e kendini de komik duruma düşürmesin. Felsefe bilmeliydi ki egolardan uzak, mütevazi bir insan olsun ve en önemlisi dürüst olsun. Sosyoloji ve tıp bilmeliydi ki tasarladığı alanlar insan sağlığına ve bedenine uygun olsun Gök bilimi bilmeliydi ki yön bilgisine ve haritacılığa hakim olsun. En önemlisi matematik ve geometri bilmeliydi ki yıkılmayan sağlam yapılar inşa edilebilsin. Öyle de olmuş, değil mi? O dönemden yüzyıllarca bu döneme kadar aktarılan şu sağlam sütunlara da bakın. Peki, tamam. Mimarların özellikleri bunlar olmalı. Peki ya bu mimarlar tasarımlarını hangi temele dayandırarak yapacak? Vitruvius bunun cevabını şöyle vermiş. Utilitas, Venustas, Firmitas yani dayanıklılık, uygunluk ve güzellik. Ve bütün bunlar da aslında altı prensipi anlatmış. Prensiplerden ikisi düzen ve düzenleme. Ona göre bir mimar yapının içeriğine göre tasarımı düzenlemelidir. Bu düzene göre plan, görünüş ve perspektifler oluşturmalıdır ve bunlarla da tasarımını anlatmalıdır. Bunun dışında diğer iki prensip ise armoni ve simetridir. Bu konuya aslında biraz aşinayız. Hepimiz simetri ne biliyoruz. Vitruvius'a göre tasarım belli bir düzenle, oranlarda ve uyum içinde olmalı. Burada size altın oranı ve Vitruvius men'i yani Vitruvius adamını hatırlatmak istiyorum. Da Vinci Vitruvius men'i işte bu kitaptaki oranlardan esinlenerek çizmişti. Peki, buraya kadar form hakkında konuştuk. Şimdi ise son prensiplerle fonksiyondan bahsedeceğiz. Vitruvius'un son prensipleri uygunluk ve ekonomi. Burada uygunluktan kasıt aslında tasarımın konsepte uygun olması. Yani sizden bir tapınak tasarlamanızı istiyorlarsa konseptiniz ibadet fonksiyonu ile uyumlu olmalı. E, ekonomi ise inşaat sürecini planlarken işinize yarayacak. İşte Vitruvius'a göre mimarlık da bu temel ilkelere dayanmalı. Yine de hepsi birbiriyle bağlantılı ve hep bir uyum içerisinde değil mi? İlk bölümümüz buraya kadardı. Emekliliğin tadını çıkarmak yerine ansiklopedi niteliğindeki bu kitabı yazan Vitruvius'a teşekkür ediyor ve onu Bizans dilinde selamlıyoruz. Antiosas Vitruvius ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.